Evet sevgili arkadaşlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sapağlar getirdiniz. Kadıköy tişörtüm inşallah uğur getirir. Ee, i̇lk olarak Jorge Jesus'un Perşembe günkü özel maçımıza dair görüşleriyle başlayacağım arkadaşlar. Tutukluklar yaşanıyor. Ben de farkındayım ama inanın içinde bulunduğum ortam çok zor bir ortam. O yüzden de bazı tutuklukları mazur görün. Şimdi Jesus, Perşembe günü Sevilla maçımız var biliyorsunuz ve seviyeye karşı ikinci maçta şansımızın olduğuna inanıyoruz diye bir paylaşımda bulundu. Yani bu paylaşımda da çok fazla beğenide ve yorumda bulundu. 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de inşallah Fenerbahçe'miz seviyeyi devirecek ve sizler de buna eşlik edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya hocam o kadar kolay mı Şimdi bir sene öncesine dönelim. Fenerbahçe 2-0'ın revanşında e, Sevilla'yla ile evinde oynayacak. Sıfır umut. 0 ihtimal. 2 sene önceye dönelim. Sıfır ihtimal. 5 sene önceye dönelim. 0 ihtimal. 10 sene önceye dönelim. Sıfır ihtimal. Peki şimdi? Şimdi Sevilla'nın ilk 45 dakikadaki o dangoç futbolu, o vurdum duymaz e, futbolu ve Sevilla'nın ilk 45 dakikadaki Hani yanlış anlaşılmasın hiçbir takımı da küçümsemiyorum ama kümede kalma mücadelesi veren kötü Anadolu takımı performansı beni umutlandırdı. İkincisi Fenerbahçe kaçırdıkları yüzünden kaybetti. Yani kaçırdıklarını atmış olsa zaten iş bittiydi. Zaten e, biz turu geçtiğimizi konuşuyorduk. Hani ro, e, rövanşta rotasyon mu oynatalım falanı konuşuyorduk. O yüzden de seyirci 12 numara görev sizde. Hocam şu çok kaçırdı. 12 numara siz kaçırmayacaksınız. Hocam Rosti vurdum duymaz oynuyor 12 numara. Hocam İrfan Can'ı beğenmiyoruz 12 numara. Yani perşembe günü ben Jesus'u futbolcuları değil 12 numarayı beğenmek istiyorum. Hani benim bir kriterim var ya 10 üzerinden 8 şunlar 8 oynarsa maça alırız. 10 üzerinden şunlar 9 oynarsa alırız diye. cimi yok. 12 numaranın 10 üzerinden onluk performans sergilemesi lazım. Toprak gibi değil mi? ıslık bir karar mı var? Hakemi baskı altına alma. Futbolcularımızı gaza getirme. İlk pas hatasında ilk topu e, yanlış pasla yuhlama, ıslıklama, homurdanma falan değil. Kadro açıklandı. Üçlü, beşli, dörtlü, yedili, sekizli fark etmez. Hep destek tam destek. Unutabiliyor muyum? 12 numara. Maçı kazandırırsanız siz kazandırırsanız. Kaybettirirseniz de yine siz kazan kaybettirirsiniz. Lan hep ağzımdan kazandırma çıkıyor. Hadi inşallah bakalım. Jesus'tan Son nokta. Olay bitti. Çok rahatsızım diyor. Şimdi Brezilya masasında yer alan ve bir gazeteciyle yaptığı konuşmadaki Mayıs'a kadar bekleyin. Hepinizi kucaklıyorum sözleri sonrası büyük bir tartışma başladım. İçin içinde bende dahil olmak üzere pek çok kişi bu sözlerden aşırı rahatsızlık duydu. Şimdi bana hep diyorlar ki sen yönetim yalakasısın falan filan. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben hayatta çok yalaka tanıdım. Yani koyun gibi insanlar tanıdım. Yaladıkları kişi nereye götürüyorsa oraya giden, meyleyen insanlar tanıdım. Beni onlarla karşılaştıracak kadar ahmaksanız, aptalsanız, kusura bakmayın gerçek hatta siz de koyunsunuzdur. Herhangi birinin peşinden gidiyorsunuzdur. Ben eğriye eğri derim, doğruya doğru derim kardeşim. İnanmadığım hiçbir şeyi söylettiremezsiniz bana. İnanmadığım şeyle konuşma. konuşmam. Yani aksini iddia eden varsa buyursun. Ben Jesus için şunu söyleyeyim. 45 dakika okey. Kabul. Üçlüye de kabul. Dörtlüye de kabul. Ben olsam ben de üçlüye çıkardım falan filan kabul. İkinci yarı hamleler. ya performansı düşüşte olan futbolcuların hala sahada tutulması. Bardağı taşıran son hamle. Sevilla maçını, Perşembe günkü maç için diyorum. İnanın kafası çalışan bir Jesus. Sevilla'yı dörtler beşler. Demedi demeyin. Şimdi biz tonun alttaki maça odaklandık. Ama Türkiye çok soğuk uyum sağlamakta zorlanıyorum sözleri ortalığı karıştırdı. Ve tabii ki de e, şu anda Jesus'un kafasındaki tek düşüncenin seviye maçı olması lazım. Gündemimde ayrılık yok. Önümüzde kazanmayı bekleyen seviye maçı var falan filan demiş. Ama bu iddia. Fakat Onur Tuğrul çok ama <laughs> çok ciddi bir görüşmeye imza atmış ve bilgiler edinmiş. Jesus Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve diyor ki konu çarpıtıldı. Bu da beni çok üzdü. Ben zaten sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile hedefler peşindeyim diyor. Ve diyor ki benim bunları söylemem normal mi? Benim kariyerime, profesyonelliğime bakarsanız. Zaten böyle bir şey söylemeyeceğimi tahmin etmeniz gerekir. Böyle bir şey düşünülürse ben çok üzülürüm demiş. Onur Tuğrul haberini veriyor. Ve diyor ki Jesus sözleşme ile ilgili kapıyı kapatmış değil diyor. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın hepimiz şampiyonluğa odaklandık. Hepimiz. iki ihtimal sunsalar. UEFA'yı kazanmak, Türkiye Ligi şampiyonluğu. Hatta UEFA'yı kazanmak, Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası deseler. İnanın %90'ımız Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası der. UEFA'yı ne yapacağız der. Yani iş bu boyutta. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tabii ki de seri yakalamamız lazım. 2-0'ın altında nasıl kalkar turu geçeriz hesaplarını yapıyordur teknik direktörümüz ve oyuncularımız. Ee, ve nasıl kazanırsak zirveye çıkarız diye. Ali Koç, Jesus ve futbolcularla yemekte bir araya gelmiş. Muhtemelen bu konuşma yemekte olmuştur. Şimdi teknik heyet ve oyuncular yönetime çeyrek finale kalma sözü vermişler. Taraftar gücüne güveniyorlarmış. Ben de güveniyorum. Eğer 12 numara gününde olursa Fenerbahçe seviyeyi parçalar. Bakın bu maçın kilidi burası. Herkes üstüne düşeni yapsın. Biz de kanal olarak bir üyemizi gönderiyoruz maça. Biz gidemediğimiz için. Ee, i̇nşallah ya doğru gelir kardeşimin. Şimdi ilk maçı 2-0 kaybettik. Ama Ali Koç, teknik direktör, futbolcular bir araya gelmişler. Jesus'un inancı tanmış. Yani son söz evimizde söyleyeceğiz. Turu çevirmek için her şeyi yapacağız. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye takıma sahibim demiş. Doğru. Ali Koç da moral vermiş ve takıma özel prim vermeyi düşündüğünü belirtmiş. Şimdi e, dün sosyal medyada bir tartışma vardı. Neydi o tartışma? E, oynamayacağı şeklinde ki yani bizim kanalımızdaki videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz bunları belirtiyoruz. Lincoln'ün oynamayacağı için Ali de listede yok diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Sol bekte Ferdi oynatıp sağ bekte o oynatmak. oynatma. Bir şey söyleyeceğim. Elinizde Türkiye Ligi'nin bence en iyi sağ beki varken en iyi sağ beki sol beki atmak geri zekalılık değil midir? Bence geri zekalılıktır. 2. Elinizdeki sağ bek yani o Samuel'den bahsediyorum. Tamam geri dönüşleri de hızlı ama ofansif anlamda çok kısırken oynatmak mantıklı mı? Bence değil. Ben açık söylüyorum. Bu zamana kadar teknik direktörün hiçbir tercihine karışmadım. Hatta sizi de kızdım. Siz de bana gönül koydunuz. Dediniz ki ya hocam azarlar gibi konuşuyorsunuz. Dedim ki arkadaş bu işin uzmanı bu adam. Fakat bu sefer ben ukalalık yapıyorum. Şunu söylüyorum. Hazır futbolcu aldın. Hazır istiyorum dedim. 6 milyon euroyu basıp aldım. Belki yazı daha da değeri düşecekti. 4 alacaktım. <laughs> Çok mühim değil. Belki Takas'ta de futbolcu kullanacaktım. O Voldeyi alıyorsan bu sıra bakma mecbur oynatacaksın. Bu çocuk yetenekli. Bu çocuğun çıkışları iyi, dönüşleri iyi. Bir, bir, bu, bir, bir buçuk ay geçmiş geleli. Bir buçuk ayda taktiğini, sistemini, takıma katacaklarını yapması gerektiğini öğretemediysen bu senin hocalığının tırtlığını gösterir. Bu senin hocalığının işlemediğini gösterir. Bir buçuk ayda ben okuma yazmayı üretirim, toplama çıkartmayı üretirim. Yani. vallahi lamıcım yok. Ben Osterwold'i ilk 11'de göreceğim abi. Lamıcım yok. Ha şunu söyleyeyim. Osterwold'e solda. O Samuel sağda başlasın de sağ açığa koy. Ne İrfan'dan bir cacık oluyor. Ne oraya koyduğundan bir cacık oluyor. Koy sağ açığa Ferdi. Yi. La adamın içinden dışından geçersin. İçinden dışından geçersin. Seviyana. Parça pinçik edersin. Bak harbi söylüyorum size. Sol bek Volden. Önüne Rossi'yi koy. Niye Rossi'yi koy? Dönüşleri iyi Rossi'nin. Geriye yardımı da var. Sağ beke o koy. Önüne Ferdi'yi koy. İkili Salahi Samet. Önlerine Arao, Zayt's, Bunların önüne bunların önüne kesinlikle King'i görmek istemiyorum. Kesinlikle. İrfancan, King, Serdar Aziz. Ya biz Ahmet bir zahmet dinlensinler. biz zahmet. Çünkü son zamanlarda da çok çok kötüler. Serdar Aziz gerçi bir kez oynadı ama sakatlığı falan vardı. Pedro olabilir. Bak Cao Pedro bu, tip maçlarda olabilir ha. Harbi söylüyorum şapkadan tavşan çıkartmak da üstüne yok. Ama tempolu başlayacağım, önde basacağım diyorsan Valencia Batshuayi çift forvetiyle çık. Valencia Batshuayi. Sağda Ferdi, solda Rossi. Merkezden destek verecek Zayt. Sol bekin Oster, sağ bekin Samuel. Geri dönüşleri de iyi. Bence delik deşik ederiz. 12 numarada aşka gelir. Hele hele Fenerbahçe'nin ilk 15 dakika içerisinde gol bulduğu ya da rakibin kırmızı yediği bir senaryoda delikten dört köşe oluruz. Burada maç sonu canlı yayında çıldırırız. Hadi inşallah bakalım. Arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen kanalımıza destek olun. Lütfen bu videolara beğenin. Abone değilseniz abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Bakınız çok soru geldiği için söylüyorum. Üyelikle aboneliğin arasındaki fark. Üye arkadaşlar şu anda patır patır duyum alıyorlar. Abone arkadaşlar şu an çok önemsemedikleri için duyum veremiyorum. Hani transfer. Hocam transfer sezonu bitti. Sen ne konuşuyorsun yazıyorlar. Asıl transfer sezonu şimdi başlıyor. Cahili anlatır gibi her videoda tekrar 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 söylemek istemiyorum. Asıl transfer dönemi şimdi başlıyor. Hatta ben bir tane de video çekeyim de. Bakın bakalım üyeler ne bilgiler almış. Gerisini size bırakayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada aboneler de aynı bilgiler alıyor ama video izlemesi gerekiyor abonelerin. Üye arkadaşlar topluluk kısmında direkt metin olarak alıyorlar duyumu. Bilginiz olsun.